Bazı gerçekler yaşarken acıdır. Yıllar sonra masala dönüşür. Bazı masallar ise masal olmayacak kadar gerçektir. Gerçeklerden kaçanlara ders olsun diye de anlatılır. Bazı hayatlar biter bitmez unutulmalı, bazı hayatlar ise tekrar tekrar yaşanmak için tekrar tekrar masal gibi anlatılmalı. Ben Armağan Çağlayan. Size anlatacaklarım var. Bazısı masal, bazısı gerçek. Uçuk kaçık masallara hoş geldiniz. Bir varmış, bir yokmuş. Dünyanın delisi çokmuş ama bizden daha delisi hiç yokmuş demişler ve bu masalı şöyle anlatmışlar. Striptiz, Türkiye'ye Fransız dansçılar tarafından 1950'li yılların ikinci yarısında getirilmiş. Çok popüler bir dans haline gelmiş. Bütün köşe yazarları, dergiler, herkes striptiz hakkında yazılar yazmışlar. Hatta striptizci kadınlar o kadar ünlü olmuşlar ki buna kendileri bile şaşırmışlar. Ama 1957 yılında İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği striptiz aleyhine bir gösteri düzenlemiş. Gösteride Milli Türk Talebe Birliği'ne üye olan öğrenciler demişler ki striptiz bizim milli bünyemize zararlı bir danstır ve bu sebeple de yasaklanmalıdır. Ertesi gün Türkiye'ye yurt dışından striptizci getiren bir menajer bu kez 20 tane striptizci dansçı ile birlikte İstiklal Caddesi'nde bir basın toplantısı düzenlemiş. Basın toplantısı sırasında 20 tane striptizci de gösterilerini yapmışlar. Ertesi gün, yani bu basın toplantısının ertesi günü Cumhuriyet Gazetesi bu basın toplantısını şöyle haberleştirmiş. Dünyada eşi benzeri görülmemiş garabetteki bir basın toplantısı düzenleyen striptizciler diye bunu haber yapmış. Striptizin milli bünyeye zararlı olup olmadığı ve gençleri dejenere edip etmediği tartışılırken striptiz kulüplerde çok iş yapmaya başlamış. Kulübe giden Türk erkekleri striptizci kadınlar yüzünden birbirleriyle kavga etmeye başlamışlar. İstanbul'da olay o kadar büyümüş ki striptiz kulüpleri polis tarafından basılmaya başlanmış. En sonunda İstanbul Valisi Mümtaz Tarhan İstanbul'da striptiz yapmayı yasaklamış. Vali Mümtaz Tarhan ilginç bir kişilikmiş. Bu striptiz yasaklama kararından bir süre sonra bu kez kadınların hamamda bir saatten fazla kalmasını yasaklamış. Yani striptizin hızını alamamış, hamama dalmış. Hamamdaki kadınlara dalmış. Demiş ki, hamamda bir saatten fazla kalmak su ve zaman israfına sebep oluyor. Bu sebeple hamamda bir saatten fazla kalınmayacak. Yasak kararını destekleyenlerden ünlü yazar Refik Cevat Ulunay, Milliyet Gazetesi'ndeki köşesinde şöyle bir yazı yazmış. Striptizi anlatan. Demiş ki, sahneye bir kadın çıkıyor. Sırayla donunu, gömleğini çıkarıyor ve bir sürü halk bu soyunmayı lezzetle ve şehvetle seyrediyor diye tanımlamış. Yazar iddiasına göre hiç striptiz izlememiştir. Ama bazı kadınlar striptiz yaparken iki memesine ve kıçının iki yakasına fırıldaklar taktığı için bunlara dört motorlu da denir gibi sadece meslek erbabının bileceği inceliklere de hakimmiş. Ulunay yazısını renkli kumaşlara bürünen bir kadının çoraplı bacağından ufak bir parçayı bir an görebilmek iştiyakıyla titrediğimiz eski zamanlarda meğer ne kocaman budalalarmışız. Şimdiki karılar kaymak tabağı gibi karşında diye hayıflanarak bitirmiş. İstanbul Valiliği'nin striptizi İstanbul'da yasaklaması üzerine striptiz yapan kadınlar bu kez Ankara ve İzmir'e gitmişler. Bu kez striptiz Ankara ve İzmir'de biraz hezeyana yol açmış. O zamanın gazetelerinden bir tanesi bir gün şöyle bir haber yapmış. Sevim Şalyan isimli striptiz sanatçısının sahnede yaptığı gösteri infiale yol açtı. Sevim Şalyan gazinoda bunu açıklamış, demiş ki bunun üzerine çünkü valilik Sevim Çağlayan'ın gösterisini yasaklamış. Sevim Çağlayan bunu açıklayınca gazinoda bulunan müşteriler önce sandalyeleri kırmışlar, sonra gazinoyu yakmaya kalkmışlar. Ertesi gün Sevim Çağlayan savcılığa ifadeye çağrılmış. Sevim Çağlayan ifadesinde şöyle demiş. Deniz dalgalarından mülham olan Venüs'ten hareketle işte Yunan mitolojisinden aldığım şeyle sahneye bir istiridyenin içinden çıkıyorum. Aslında bir güzelliği temsil ediyorum ve benim amacım Batı'nın uygarlığı ile Türk sanat musikisini birleştirmektir demiş. Çıkışta da bütün gazetecilere Yıldız Silvevari bir hareketle ne olursun güzelim sevsen beni isimli eseri söylemiş. İzmir'de de durumlar karışmış. O kadar karışmış ki polis striptizci kadınları emniyete çağırmış ve Türk erkekleriyle asla flört etmeyeceğim diye kağıt imzalamış. Ama bir polis iki tane Alman striptizciye şöyle demiş. Eğer Türk erkekleriyle evlenirseniz evlenebilirsiniz. Hatta ben düğününüze çiçek bile yollarım. Ama Türk erkekleriyle flört edemezsiniz. Bu arada Mayıs 1958'de Lübnan'da iç savaş başlamış. Orta Doğu'nun eğlence merkezi olan Beyrut Türkiye'ye akın etmiş ve Türkiye'ye bir sürü dansçı gelmiş. Türkiye'ye bir sürü dansçı gelince de
İstanbul'daki yasaklar ve Türkiye'deki striptiz yasakları gevşemiş. Türkiye'de iki tane Fransız striptizci çok meşhur olmuş. Bunlardan bir tanesi Marie Laveur, diğeri de Colette Jerry'miş. Colette Jerry, İstanbul ve İzmir'de o zamanın Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a birkaç kez gösteri yaptığını, hatta bu gösteriyi meclis başkanı, bakanlar gibi insanların ya da milletvekillerinin de izlediğini söylemiş. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da o zamanlar avam eğlencesi sayılan striptizin Türkiye'de bu kadar ilgi görmesi de o zamanın ünlü striptizcisini çok çok mutlu etmiş. İstanbul, İzmir ve Ankara'dan sonra striptiz Anadolu'nun çeşitli kentlerine kadar yayılmış. Hatta o kadar yayılmış ki striptiz gösterisine bazı atraksiyonlar eklenmiş. Mesela dördü bir arada, mesela efendim motosiklet üstünde, mesela efendim at üstünde, mesela efendim Kızılderili kılığında striptiz gösterileri eklenmiş. Tabii çeşitli tatsızlıklar da yaşanmıyor değilmiş. Adana ve civarında striptiz gösterisi yapan Marsilyalı Isabel adlı birisi bir gün bir baskında polis tarafından alınıyor ve götürülüyor karakola. Karakolda yapılan muayenede Marsilyalı Isabel'in çalışma karnesinin ya da çalışma izninin olmadığı görülüyor. Ama sonra bir bakılıyor ki Marsilyalı Isabel aslında erkek ve göğüslerini hormonla büyütmüş. Ve Marsilya değil, Sivas'ın Gürün ilçesine kayıtlı Cahit Karakoç. 1970'li yılların ikinci yarısında striptiz Türkiye'deki etkisini yitirmeye başlamış. Bu sebeple olsa gerek İzmir'de dansöz Kamelya tırnak içinde İzmir usulü striptiz diye bir şey icat etmiş. Bu gösteri şöyleymiş. Dansöz Kamelya sahneye çıkıyor. Seyircilerin arasından bir tane erkeği alıyor. Müziğe uyarak önce erkeği soyuyor. Erkeğin soyduğu çamaşırlarını bir tane leğende yıkıyor. Sonra kendi soyunuyor. Sonra kendi çamaşırlarını leğende soyuyor. Havlulara sarınıyor. Bir tane de şarkı söylüyor. Buna da İzmir usulü striptiz deniyor. Yeni striptiz akımı İzmir'de o kadar tutmuş ki bu sefer Selma Tanyeli isimli bir striptiz dansçısı yeni İzmir usulü bir striptiz biçimi bulmuş. Bu sefer Selma Tanyeli hem çamaşırları yıkıyor hem adamı yıkıyor. Yani seyircinin arasından bir tane adamı alıyor, soyuyor, çamaşırları leğende yıkıyor, sonra bir de adamı yıkıyor. Gösterinin ikinci kısmında da leğene kendisi oturuyor, bir güzel kendisini yıkıyor, sonra bir tane de şarkı söylüyor. Ve bu İzmir usulü striptiz o kadar tutuyor ki striptiz kulüpler ağzına kadar dolup taşıyor. Aradan epey zaman geçmiş. 2000'li yıllara geldiğinde bu kez durum biraz tersine dönmüş. Striptiz eğitmeni Nursu, Milliyet Gazetesi'ne bir röportaj veriyor ve diyor ki o kadar çok striptize talep var ki ev kadınları evlerine gidip onlara striptiz öğretmem için bana işte telefon ediyorlar ve bayağı benden dersler alıyorlar. Nursu durumu hayatın ritmine kendini fena halde kaptırmış. Kadınlığının keyifli kıvrak bilgeliğinden uzaklaşmış düz bedenli kadınlarımız yeniden eski günlerin işveli kıvraklığının peşine düştüler diye açıklamış. 2003 yılında çıkan Anadolu'da İlkler kitabının yazarı Ahmet Şansıla ise daha da ileri gitmiş. Ve Konya'da yapılan Hitit kazılarında bundan 3750 yıl önce ilk striptizin Türkiye'de yapıldığını iddia etmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Birisi anlatanın başına, birisi dinleyenlerin başına, diğeri de striptizcilerin başına.